Merhaba dostlar. Bu videoda sizlere Blue Card ile Green Card arasındaki farklardan bahsedeceğim. Videoyu olabildiğince sade, öz ve kısa kesmeye çalışacağım. Detayları kendiniz de araştırıp internette bulabilirsiniz. Ben ama kısa ve öz, sade biçimde anlatmaya çalışacağım. Bir kere Blue Card Avrupa Birliği'nin ortaklaşa bazı ülkelerle, bütün Avrupa Birliği değil bu arada, Avrupa Birliği'nin verdiği bir kart. Kart ama kart diyorum ama bu bir kart değil aslında. Bu bir vize türü. Blue kart böyle bir vize türü. Green kart ise gerçekten bir kart. Ve Amerika'ya girme hakkınızı sağlayan o da bir vize türü bir kart. Blue kart çekilişle olmuyor. Bunu böyle olduğunu iddia eden, sizin adınıza başvuru yapacağız falan diyen şirketler, internet siteleri falan olabilir. Bunlara 100 euro, 200 euro, 300 euro, 500 euro Para vermeyin. Blue Card kesinlikle ve kesinlikle çekilişle verilen bir kart değil dostlar. Blue Card tamamen bir iş sözleşmesine dayalı olarak Blue Card vizesi verilen bir vize türü. Ve Almanya konsolosluğu, Almanya büyükelçiliği artık Almanya birimleri Almanya'nın ya da Fransa'nın tabii ki Fransa'da veriyor. Polonya'da veriyor bu Blue Card'ı. Avrupa Birliği'nin kendi resmi kuruluşları verir. Yani gidip sizin bir başka aracı kurumla görüşmenize, etmenize gerek yok. Ve elinizde bir iş sözleşmesi, bir iş anlaşması olmadan Blue kart almanız imkansız. Sadece çalışma vizesi alabilirsiniz. O başka bir videonun konusu. Blue kart için iş, elinizde ne dedik? İş sözleşmeniz olacak. Yani bir şirket ile anlaşmanız lazım. Fakat Blue Card'ı herkes alamaz çalışma vizesini belki herkes alabilir. Almanya için söz bahsediyorum. Ama blue card'ı herkes alamaz. Kimler alabilir blue card'ı? Üniversite mezunları, normal şartlarda üniversite mezunları. Ama bazı duyumlarıma göre bazı arkadaşlar 2 yıllık bitirip e, almışlık ya da belli bir deneyim sahibi ise blue card vizesi orada konsolosluğun e, takdiri artık e, şey oluyor. Ama her halükarda benim bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla, Almanya'nın resmi BAMF.de sitesinden okuduğum kadarıyla Blue Kart'ı üniversite mezunları alabiliyor. Blue Kart'ı almak için iş sözleşmenizin bir brüt tutarı olması lazım. Euro olarak Almanya için söylüyorum. 56.400 minimum maaşınızın olması lazım. Brüt yıllık maaş. 56.400 euro. Ama eğer informatik yani IT alanında çalışıyorsanız, matematik mezunuysanız, fen bilimleri mezunuysanız ya gene fen bilimleriyle ile alakalı Naturwissenschaftlich diyorlar Almanlar. Bir bölümden mezunsanız, mühendisseniz, inşaat mühendisi olabilir. Mesela makine mühendisi olabilir. Ya da sağlık alanında, insanlık, insan sağlığıyla ilgili bir alanda çalışıyorsanız, 43.992 Euro bürüt maaşınız da olsa Blue Card'ta layık görülebiliyorsunuz konsolosluk tarafından Eğer ki 2 yıllık okul bitirmişseniz Siz yine de Elinizde bir çalışma Anlaşması varsa biz şirketle sözleşmeniz varsa Vizeye başvurursunuz Ama konsolosluk size 2 yıl Blue Card değil ama çalışma vizesi verebilir yani burada anlamanız gereken şu ki elinizde öne %100 olması gereken şey çalışma vizesi. Gelelim Green Card'a. Green Card ABD'nin her sene yaptığı bir çekilişe dayalı tamamen şans eseri. Yani bizim bildiğimiz öyle tabii arka planda ne oluyor ben bilmiyorum. Ama normalde diklere edilen şey şans eseri çıkan lottery usulü bir kart türü. Bazen 40 yaşında insana da çıkıyor. Bir bakmışın 18-20 yaşındaki gençlere de çıkıyor. Bazen üniversite mezununa çıkıyor, bazen lise mezununa çıkıyor. Yani green card tamamen şans eseri çıkan, işte her ülkenin belli kotası olan başvuru yapıyorsunuz. İşte Türkiye atıyorum 10.000 kişi bu sene green card çıkacak filan diyorlar. Başvuruyorsunuz. Eee internet sitesi var ve gene ücretsiz. Tamamen bedava. Yani evliyseniz hem eşiniz hem siz başvurabiliyorsunuz ama iki kere başvuru yapmayın. Başvurunuz iptal oluyor. O şekilde bir vize türü anlatabildim mi bilmiyorum ama Green Card tamamen çekilişe dayalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği başka bir ülkenin vermediği bir vize türü. Mesela Kanada'nın yok, Avustralya'nın yok, yani atıyorum Yeni Zelanda'nın yok. Yine bunlar aslında bu diğer bahsettiğim ülkeler Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda bunlar da geç, göçmen ülkeleri. Ama bunlar Green Card gibi bir sistemleri şu anda benim bildiğim kadarıyla yok. Bunların sistemi daha çok havuz usulü yani belli bir Yeteneğiniz vardır üniversite mezunusunuz yaşınız var diliniz var hepsi böyle toplanıyor puan alıyorsunuz o havuza dahil ediyorsunuz o havuzdan işverenler sizi seçiyor bir sizde e, vizeye başvuruyorsunuz falan onlar detay konular o konuları çok bilmiyorum fakat başka ülke green card vermiyor kısa ve öz şimdi vatandaşlık tarafına gelelim green card çıktıktan sonra 5 yıl boyunca ABD'de ikamet ve çalıştıysanız ya da diyorum çalışmanıza da belki gerek yok ama yani yaşadıysanız tam emin değilim green card uzmanı değilim 5 yıl sonra ABD vatandaşlığına başvuruyorsunuz ama green card konusunda bildiğim bir şey var eğer green kartınız varsa Amerika'da kalmıyorsanız mutlaka ve mutlaka her yıl Amerika'ya gitmeniz gerekiyor Amerika'ya gitmezseniz eğer bir yıl içinde green kartınız iptal edilebilir yani çok önemli bir mevzu ve burada bir geliriniz varsa ve green kartınız varsa Amerika'ya da vergi vermek durumundasınız. Bunları ihmal etmeyin. Eğer green kartınız varsa ve çıktıysa bu konu önemli. Atıyorum gittiniz Amerika'ya çalışmaya başladınız ve istediğiniz yerde istediğiniz şekilde çalışabiliyorsunuz. Green kartın güzelliği o. Yani illa da mezun olduğunuz bölümle ya da yaptığınız işle alakalı çalışmanız gerekmiyor. Fakat tabii ki mezun olduğunuz bölümle ya da üniversite mezunuysanız atıyorum IT'de IT alanında çalışırsanız daha iyi kazanırsınız. Çünkü o bölüm gidip de pizza dağıtırsanız o kadar iyi kazanamayabilirsiniz. Diğer taraftan mavi kart bölümüne gelelim. Almancada Blaukarte diye geçen vatandaşlık değil, ilk önce Almanya size sınırsız oturum hakkı tanıyor. Bunu nasıl tanıyor? İlk önce bir 21 ay mutlaka kesintisiz Almanya'da çalışıyor olmanız lazım. Blau kart şeylerine göre, şartlarına göre çalışıyor olmanız lazım. Eğer 21 ay emekliliğiniz yani ne diyeyim primleriniz kesintisiz olarak ödendiyse ve B1 Almancanız varsa gidip sınırsız oturuma başvurabiliyorsunuz ve sınırsız oturum kartı alıyorsunuz o safhadan sonra artık sınırsız oturum sahibi olduğu, olduğunuz için istediğiniz başka bir işte de çalışabilirsiniz. Artık Blau Karte'ye ya da onun şartlarına bağlı kalmıyorsunuz. Yani çok canınız sıkıldı kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Çok canınız sıkıldı pizza dağıtabilirsiniz gibi gibi. Tabii kimseye buradan onu tavsiye etmiyorum ama yani IT bölümünde ya da sağlık bölümünde atıyorum çalışmanız artık gerek yok sınırsız oturumunuz var onu demek istiyorum sadece. Ve daha sonra vatandaş olmak istiyorsunuz diyelim. 6 yıl boyunca primlerinizin sıkıntısız biçimde ödenmesi lazım. SSK primi mi diyeyim artık? Emeklilik primi diyeyim. Yani 6 yıl boyunca devlete yük olmadan çalışmış olduğunuzu garantilerseniz ve B2 Almancanız varsa Alman vatandaşlarına başvurabiliyorsunuz. Diğer ülkeleri bilmiyorum. Diğer ülkelerde farklı olabilir. Fransa olabilir. Polonya olabilir. İşte e, hangi ülkeler veriyordu? Bakayım. E, İtalya falan da veriyormuş bu laukarteyi. Yani onların şartlarını bilmiyorum. Sınırsız oturum olsun, vatandaşlık olsun. Ama Almanya'nın şartları böyle. 6 yıl artı B2. Yeni hükümet bu bu süreyi 5 yıla hatta 4 yıla düşürebileceği söyleniyor. Ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok dostlar. O sebeple sizlere yani buradan bir şey diyemem ama yeni hükümet Almanya'yı açık ve net olarak bir göçmen ülkesi ilan edecek diye bir duyum aldık. Bekliyoruz bakalım. Yani çok iyi bir şey mi olur kötü bir şey mi olur göreceğiz. Kamerayı azıcık düzelttim. Başka ne var? Başka da aslında anlatmam gereken farkları anlattım. Yani tek yani burada aslında önemli olan şey en önemli olan şey dostlar gördüğünüz gibi iş sözleşmesi. Birinde iş sözleşmeniz olsa da olmasa da oturum hakkınız oluyor. Yani Amerika'da green kartta ama mavi kartta blue kartede ya da blue kartta böyle bir şey yok. Artı konsolosluk dışında hiçbir kurum İkisinde de size yardımcı olmasına gerek yok. Tamamen kendi kendinize yapabilirsiniz. İlk ekstra bir yardımı almanıza çok gerek yok. Başvuru yaparken falan belki dil desteğine yani ihtiyacınız olabilir diyeceğim ama ona bile gerek yok. Her şey Türkçe olabiliyor çoğunda. Yani konsolosluğa gittiğinizde bile Türkçe konuşabiliyorsunuz. Yani Blue Card'da da dile Almanca bilgisi istemiyorlar. Green Card'da da İngilizce bilgisi istemiyorlar. Tamamen çekilişe dayalı bir şey. Ha bahsetmem gereken bir şey var. İkisinde de ortak bir nokta. Cebinizde para olması lazım. Yani Türkiye'den Almanya'ya geleceksiniz ya da green card çıktı Amerika'ya gideceksiniz. Arkadaşlar cebinizde bence minimum bir 10 bin dolar ya da 10 bin euro artık hangisine geliyorsanız o kadar bir para olması lazım. Çünkü ilk geldiğinizde ev kiralayacaksınız hatta araba alacaksınız. Aileniz varsa ailenize bakacaksınız. Yani bunlar için yani baya bir para harcanması gerekiyor. Ha, Blue Card'da sizden bir banka hesap dek kontu falan istemiyorlar. Blue Card vize başvurusunda. Ama benim tavsiyem tabii ki bir para belli bir miktar paranın olması. Bekarsanız belki 5000 euro da yeter size. Ama aileyseniz bence minimum bir 10.000 bin euro ee, bir sermaye mi diyeyim artık. <laughs> bir nakit paranız olsa iyi olur. Ee, Green Card'da istiyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri konsolosluk mu diyeyim artık büyükelçiliğe gittiğinizde, görüşmeye gittiğinizde Ankara'ya gidiyorlar bu vize başvurusunda. Oraya gittiğinizde sizden bir meblağ göstermenizi bekliyorlar. Bu önemli. Yani green card çıktıysa gideceksiniz. Bu arada green card konusunda bilgilerim benim limitli. Ben 3-4-5 3-4 kere başvurdum. Çıkmadı. Çıkmayınca da mesleğimizin şeyini kullanarak gücünü kullanarak Almanya'da iş bulduk geldim gel, geldik yani 2017'de geldim ben videoyu belki ilk defa izliyorsunuz beni ilk defa tanıyorsunuz diğer videoları izleyerek benim izlediğim yolu yani takip edebilirsiniz gayet açık yani bizim izlediğimiz yol o şekilde yani ikisinde de bir para gerekir bence parasız çünkü hiçbir şey olmuyor özellikle de yani yeni bir ülkeye geliyorsunuz yeni bir şeye geliyorsunuz dil olan bir ortama geliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani her ne kadar İngilizce biliyorum diye düşünseniz de yeni Amerika'ya gittiğinizde İngilizcenizin çok da yani şey yapmadığını, farklı olduğunu günlük konuşmaya adapte olmakta zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Ben Amerika'ya 3-4 kere gittim. Yani ilk etapta bir zorlanma aşaması yaşadım. Sonradan ama bir iki gün içinde şey yaptık, alıştık tabii oranın da İngilizcesine alışıyorsunuz. Ha ben orada kalıcı olarak gitmemiştim bu arada. Turist olarak, turist mi diyeyim artık konferans için falan gitmiştim. Öyle yani ama Almanya'da ise şu anda kalıcıyız inşallah. Sınırsız oturumum var. 2020 yılında aldım sınırsız oturumu. Yani şu anda artık vatandaşlığa doğru gidiyoruz. Bakalım belki vatandaşlık da alırız. Ama şu andaki dediğim gibi 2017'de geldiğim için vatandaşlığa zaten başvurma hakkım da yok. Bakalım. Video bu kadar. 13 dakika 24 saniye sürdü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.